acaba Çilek böyle bir şey yapmış mıdır? Bir gitsem mi ki? Hem onu uzun zamandır görmedim. Merhaba Çilek, gelebilir miyim? Neredesin? Odandayım. Gel. İyi ki uyumamışsın. Şşş. Evet, Sihirli Kule'den film seyrediyordum. İyi de ben hiç ses duymadım. Nasıl izliyorsun? Ablam uyanmasın diye sihirle dinliyorum. Yani bir tek ben duyabiliyorum. Ha, ben bu sihri bilmiyordum. Babamlar uyurken bir şey seyredersem ben de senin gibi seyredeyim. Sen neden bu saatte geldin? Anneler biliyor mu? Bilmiyorlar. Peran teyzeyle salonda oturuyorlar. Hatta benim uyuduğumu sanıyorlar. Ama uyumadım. Ya Çilek, sana bir şey soracağım. Sen küçükken kadın gibi giyindin mi? Nasıl? Yani annenin elbiselerini giydin mi? Makyaj yaptın mı? Yaptım. Çok güzel oldum. Nasıl olmuş o? Sence Yavuz beni böyle beğenir mi? Nasıl olmuşum Firuze abla? Tepemin tasını attırma benim Çilek. Git çıkar şu ayakkabıları. Düşüp kafanı gözünü kıracaksın. Bunu ne çıkarmayacağım. Hey, nasıl olmuşum? Çilek, ne bu halin? Yavuz için süslenmiş. Ama baba sonu bu halde görünce ne diyecek bilmem. Hiçbir şey demeyecek. Abim demediğine göre o hiçbir şey demeyecek. Abim seni görmedi ki. Yerinde olsam yüzümdeki boyaları siler, ayağımdaki pabuçları çıkarırdım. Yoksa abim sana dikkatle bakınca gerçekten kıyametler kopacak. Ne varmış ki kıyafetimde? Ne yok ki? Şerefe Yavuz. Şerefe Çilek'cim. Şerefe. Ne abi, bu kadefler böyle mi tutuluyor? Doğru yapıyor muyum acaba? Çilek, ne bu kılık kıyafetin? Ne bu halin ya? Aa, bilmiyor musun abi? Akşam Yavuz bize gelecek. Dikkatini çekmek için böyle giydim. Nasıl genç kızlar gibi olmuş muyum? Bu kadar dene. Bundan da Şerefe yapmayı öğreniyorum. Ama merak etme, içinde vişne suyu var. Çabuk git o yüzünü sil. Şu ayakkabıların ve elbiseni de çıkar. Çıkartmayacağım. Çıkaracaksın dedim. Çıkartmayacağım. Çıkaracaksın. Çıkartmayacağım. Çilek bak, çok kızıyorum. Niye kızıyorsun? Tuğçe senin için süslendiği zaman ona niye kızmıyorsun? Allah Allah. Çilek! Ya Cem, ne bağırıyorsun deli gibi? Sesin dışarılardan geliyor çocuk. Sakın size abimin dediklerini söylemeyin. Yoksa hemen anneannemi arar. Akşam Eda teyzemle Yavuz'un buluşup bize geleceğini söylerim. Anneciğim, ben tabakları alırım. Ben bardakları alayım.
konuşmuyorsun? Sen sebebini çok iyi biliyorsun. Böyle giyindiğim için mi? Ama ben bu halimden çok memnunum. Bence çok komik olmuşsun. Ama sana bunun için kızmadım. Sana hepimizi teyzeni anneannene ispiyonlamakla tehdit ettiğin için kızdım. İspiyonlamak, tehdit etmek ne demek? Bak daha ne yaptığını bile bilmiyorsun. Peki dediklerini yapmasaydım Yavuz'u böyle karşılamama izin verecek miydin? Çilek lütfen ona Yavuz demeyi keser misin? Yavuz abi. Yavuz. Ya sabır, ya sabır. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi oradan. Dokunsam ağlayacaksın. Söyle bakalım ne oldu? Yavuz hep teyzemle ilgileniyor. Benim yüzüme hiç bakmadı. Hadi asma suratını Çilek. Hepimiz seninle kaç defa konuştuk. Sakın sen de başlama abla. O zaman sen de bu saçma şeylerden vazgeç artık Çilek. Ama yazık değil mi bana? Onun için bu kadar giyindim. Yazık ama niye yazık biliyor musun? Senin gibi küçük bir kızın Yavuz abi yaşındaki birine hayran olması. Ama bunu aşk sanması. Hiç de bile. Ben artık küçük değilim. Baksana büyük kıyafetleri giydim. Büyüdüm. Böyle giyinmekle büyünmez Çilek. Lütfen Yavuz abiyle ilgili çocukça ellerini kafandan at. Yaşına göre yaşa. Lütfen ablan olarak senin bu durumuna gerçekten çok üzülüyorum. Abla ben ne zaman böyle giyindim? Oy. Aferin. Bak şimdi anlaşmaya başladık. Bence çok güzel olmuştum. Teyzemle eniştem ne dediler? Çıkar üstündekileri falan dediler. Sonra çok ısrar etmediler. Sadece benimle konuştular. Sonra? Sonra onlara hak verdim. Bir daha istemedi canım öyle giymek. Ben de giymedim. Ya tamam ben giymeyeceğim ama niye bu kadar kızıyorlar anlamıyorum. Küçükken kendileri de yapmış. Perihan teyze bile yapmış. Ya! Gerçekten mi? Evet. Hatta benim annemle Betüş de yapmış. Anneannem ikisinin de kulaklarını çekmiş. Biz şanslıyız desene. Asal bile işitmiyoruz. Sadece bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatıyorlar. Ben birazcık azar işittim. Azıcık yani. Yoksa annenin ayakkabısının topuğunu mu kırdın? Evet. Bir de inci kolyesini kopardım. Geçen sefer de rujunu ezmiştim. Bastırarak sürülüyor sanmıştım. Biraz gitmişsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hayat renk.